Bu arada Fırat Şefim, size ve maharetli patronunuza köşemde özel bir yer vereceğim. Hatta başlık da şimdiden belli. İstanbul'da enfes bir Fransız arkadaş. Çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. İyi akşamlar. Enfes arkadaş. Tamam canım, ne bakıyorsun zaten? Müşteriler bekliyor. Tabii efendim. Bak, hemen. Taylan bak, dediğim gibi gerçekten yanlış anladın. Taylan. Taylan, bir yüzüme bakar mısın lütfen? Nasıl, şu anda konuşacak halde değilim. Çok sinirliyim. Ağzımdan yanlış şeyler çıkabilir. Taylan, anlıyorum ama bir dakika dinler misin? Açıklama yapmama izin ver lütfen. Hiç göründüğü gibi değil. Sana tek bir şey söyleyeceğim. Bize çok yazık ediyorsun. Baba, ben... Evde konuşuruz bunları. Tamam baba. Tamam, ben bir indim. Peki efendim. Yukarıdan çantanı getirebilir misin? Tabii Nazan. Kuzum, iyi misin? Kusura bakma, seni zor durumda bıraktım ben. Seninle bilgisi yok yani. Gördüklerini yanlış anladılar sadece. Canını sıkma bu yüzden. Benim için sorun değil de... eğer seni zor durumda bıraktıysam sizinkilerle konuşabilirim. Gerek yok, ben hallederim. Buyurun Nazan. Teşekkür ederim. İyi geceler. Sana da. Gibi oğluma alacağım kızını demişim. Annem Şükriye'ye baksın. Afra tavra yapayım bir de. Ablam, sen de kadına azıcık hak ver ama. Damat olmadan kız istemeye gitmişiz. Kız köpüklü kahvesini yapıp içine acı biberini tuzunu koyamamış. Anası babası isteyince ay ben biraz şey yapayım düşüneyim diyememiş. Yani onlardaki trajediye gel ablam. Ablam, sen Şükriye'yi kızdın, hıncını benden mi çıkaracaksın? Saçımı başımı yolacak gibi bakıyorsun bana. Biz de bilik herhalde yolunu yordamını. Önce dünür dünüre koyacaktık şu işin adını. Sonra da adabıyla gidip isteyecektik kızı. Ama yani Şükriye'de bir ağız eğmeler, bir nazlanmalar, bir niyazlanmalar. Ablam, sen Naz mı dedin? O kızın adını andın. Allah'ın işine bak. Yoksa gerçekten Fırat'ımızın kısmeti bu kız mı? Apır sapır aç yengene ağzını gül endam. Allah yazdıysa bozsun. Ablam, sen bana kızıyorsun ama bak, çikolatamızı almamışız, çiçeğimizi almamışız. Elimiz boş gidiyoruz, dolu dönmedik diye sinirleniyoruz bir de. Gül endam. Boğazını çüt demiriyle mi deldiler? Susmayın da susmayın be kızım. Ay, imdat diye bağıracağım ha sonunda. Ablam, ben susmasına susacağım ama Fırat bunları duyunca ne yapacak? Sen esas onu düşün. Ay, o Taylan'ın yüzünü ben öyle gördüm ya. Ölsem de gam yemem. Yemem gam. Ay çok kızıyorsun gerçekten. Kendimi sevmişsem. Böyle sokakları açacağım. Açacağım kendimi gerçekten. Dur. Bak, duyacak herkes. Dur. Ay, duyarlarsa duysunlar. Vallahi hiç de umurumda değil. Arda Şep'ten tam puan aldık. O Taylan'ı da patlattık. Biz daha ne yapalım? Ha? Roma'yı da yakalım. Yakalım Roma'yı. Ben yakarım. Bak, bence de her şey süper de. Nasıl su koyuvermez inşallah. Yüzü fenaydı çünkü.
He. Evet ya. Ay kızım benim ya. Aman ben de kafa kalmadı gerçekten. Kötü oldu. Yani kötü çıktı öyle ama inşallah yani bu akşamdan sonra bir daha mutsuz olmayacak. Peki sence her şey bitti mi yani? Naz ne yapacak? Yani işte tam burası o zurnanın zırt dediği yer bence. O Taylan'a çok iyi oldu. Bu olay çok iyi oldu da. Ama Hazım amca da işte 5 karış surat çıktı. Ay ben de arkadaşımı tanıyorum şimdi babasına hiç dayanamaz gerçekten ya. Yani tam böyle işler yolunda gidiyorken yani inşallah tersine dönmez. İnşallah. Ya tutamıyorum kendimi. Evet, şimdi kısa bir ara veriyoruz. Alo. Nizam seni duyamıyorum. Alo. Kapıdayım, bekliyorum. Benim acilen gitmem lazım. Mirza abi kapıya gelmiş. Kusura bakmayın. Yani çok erken gidiyorum ama. Tamam canım, görüşürüz. Tamam. Hadi iyi bak kendine. Ya demin buradan uzun sarışın bir kız çıktı. Gördün mü? Görmedim abi. Çok mu eğlendin doğum gününde? Evet, arkadaşlar falan. Güzeldi yani. Güzel. Güzel. Aa, Flör'üm. Ya, of ya. Düşürdüm herhalde. Yani gidip alalım çok önemliyse. Yok ya, boş ver zaten. Ya biri almıştır ya da kaybolmuştur. Hey, sen bilirsin. Flör'üm bende. İstediğin zaman alabilirsin. Kim bu gecenin bu saatinde? Yani şey, gecenin bu saatinde derken önemli bir şey mi? Yani bizimkiler falan mı ondan sonra? Yok, her şey çok iyi. İyi. Çok sağ ol bu arada gerçekten. Yani sen olmasan annem hayatta izin vermezdi. Ne demek? İyi akşamlar. Sağ ol Nazcığım ama gece bizim için tatsız bitti, malum. Al abiciğim. Babacığım biraz konuşabilir miyiz? Hayatım sen bize söyleyecek bir şey bıraktın mı ki? Bu resmen bir skandal. Yani sen Taylan'la nişanlıyken nasıl başka biri... Feza! Abiciğim yani sen de... Ben yanlış bir şey mi söylüyorum? Yani Taylan yerden göğe kadar haklı. Bu gece gördüklerine hangi erkek olsa bozulur. Benim için başkalarının ne dediğinden ziyade kızımın ne dediği önemli. Baba ben de bu yüzden konuşmak istiyorum zaten. Aa neyse canım. Ben sizi baba kız yalnız bırakayım bari konuşacaklarınız vardır. Hani belli ki benim de söylediklerimin hiçbir anlamı yok sizin için. Neyse size iyi geceler.
Sen bir söz verdin kızım. Ama kararından emin değilsen kimse seni hiçbir şeye zorlayamaz. Herkesten önce ben dururum karşılarında. Ama yine de bazı kararların sonuçları sorumluluk gerektirir. Sen şimdi bütün bu olan biteni iyice bir düşün. Olur mu? Şimdi bizim de kimseyi üzmeye hakkımız yok. Bu gece olanların Taylan'a verdiğim sözle bir ilgisi yok baba. Anlatabilirim her şeyi. Kalbinin vermediği sözü dilin tutamaz. Aklının kalbini esir almasına izin verme. İyi geceler. İyi geceler. Dosyaları getir. Efendim gerçekten çalışacak mısınız? Niye? Bir programın mı var? Yok estağfurullah da ne yapacağımızı anlayamadım. Neslihan'ı ara. Yarının konuğunu değiştiriyoruz. Emin misiniz Taylan Bey? Son dakika değişikliği program için sıkıntı olmasın? Olmaz. Tam tersi. Yarın her şey daha da güzel olacak. Bazı kararların sonuçları sorumluluk gerektirir. Sen şimdi bütün bu olan biteni iyice bir düşün. Olur mu? Şimdi bizim de kimseyi üzmeye hakkımız yok. Arkadaşlar, hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Siz olmasaydınız olmazdı. Esas başarı sizin şef, biz sadece yardımcı olduk. O kadar iyi organize ettiniz ki her şeyi. Aslında Nazan'ımı da unutmamak lazım. Hatta bu gecenin kahramanı o. Ama böyle lafla kutlama olmaz. Ya ortağım da keşke şu an burada olsaydı. Ama o yokken ikimiz adına teşekkür etmek de bana düşer. İyi ki varsınız. Daha duygusal çıkmıyor benden, artık bu kadarıyla idare edeceksiniz. Haydi bakalım. Patlat. Çıkart, hadi. Çıkart. O zaman... Bir dakika, bir dakika. Selfie yapalım. Bazı başarılar takım işidir. Birken biz olmak kolay değildir. Böyle dedi Fırat şefim. Emekle, çabayla kaldırdık kadehleri bu akşam. Naz Hanım'ın yokluğunda hepimiz onu selamlarken. Anneciğim, bugün de şu bahçeyi mi toplasak biraz? Ha? Önce kurumuş dalları ayıklarız.
Sonra da bir güzel suladık mı? Hu, Sultan Hanım. Beden burada da, akıl fizanda. Ne diyeyim kızım? Anneciğim, senin dilinden konuşuyorum belki cevap verirsin diye. Yapma güzel annem böyle ya. Ben alışık değilim senin bu kadar sessiz oturmana. İyiyim ben. Dert koyma o güzel gönlüne benim için. Yetiş ablam! Yetiş ablam, koş! Ablam! Ablam koş! Koş! Ne oluyor kız? Birine bir şey mi oldu? Ha, vallahi oldu bir şeyler ablam. Dükkana koş! Haydi, haydi! Rabbim sen bizi koru. Seni koş! Koş, koş! Ne oluyor? Ne durursunuz dükkanın önünde? Gardiyan kimi? Yumurtaya can veren Rabbim duydu sesimizi. Ablam dükkanımız açıldı. Aa, ne ara açmışlar? Nasıl olmuş? Üfrat abi bir şey söylemedi. Allah'ım şükürler olsun sana. Adam vardı. Fakir fukara doyuracaktım. Ay ablam bir dur. Önce biz karnımızı doyuralım, cebimiz dolsun. Ondan sonra yaparsın adağını, değil mi? Hadi ablam, sen özlemedin galiba dükkanını. Anladım ben. Kurdele kesmeden açmayacak Sultan abla. Bismillah. Günaydın efendim. Günaydın. Bora kalkmadı mı daha? Yok, uyuyor hala. Buyurun efendim. Efendim. Alo. Günaydın. Sana da. Sana geliyorum. Yoldayım. Vaktim varsa konuşalım mı biraz? Taylan orada mısın? Evden çıkıyorum şimdi. Programa yetişmem lazım. Yoğurt koydum dolaba, ellere vay. Yoğurt koydum dolaba, ellere vay. Sultan ablama bak ya, bülbül gibi şakıyor. Oğlum bak, onun bir bacağı bu bacağından kısa. Oğlum ayağı nasıl kısa olur? O zaman zemin çökmüş. İki kişi bir masaya koyamadınız yani. Al şunu. Koy altına. Bak senin elindeyince nasıl da halloldu. E haydi. Daha çok işimiz var. Akşama servis açacağız. Oyalanmayın haydi. Anneme bak sen. Kebapçısına kavuşur kavuşmaz başladı hemen emir komuta zinciri. Aslan oğlum benim. Unutmamış dükkanını. Allah'ım tuttuğunu yaptığını altın etsin inşallah. Amin. Allah sana acı keder göstermesin Fırat'ımız. Amin inşallah. Teyzem ben... Oğlum. Ben sana acık istemediydim. Gönül koyduysan affet olur mu? Yani meğer senin aklının bir köşesi de dükkanındaymış ya. Ben bilemedim. Yavrum benim. Öyle tabii de teyzem. Var ya bu adamın üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yok. Bu taşı sıksa suyunu çıkar yemin ediyorum. Ya tamam biz şu an bir... Alçak gönüllü benim kardeşim. Başkası olsa kasım kasım kasılır. Bak bize söylemeden halletmiş. Helal olsun. Yavrum benim. Koç. Aferin oğlum. Hep böyle dikkatli ol. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Senin bu cuma günü için şift değiştirme isteğini de konuşalım ayrıca. Sağ olun efendim. Çok sevindim. Gerçekten çok sağ olun ya. Evet evet, çok rahatladım. Size de. Evet. Görüşürüz. Oh. Rahatladım vallahi ya. Ah. Kuzum. Taylan. Hala tripli mi ya? Hı? Trip değil bu. Çok kırıldı. Baktı da. Günaydın Nazan. Kahvenizi burada mı alırsınız? Lütfen. Gel canım. Ay aman. O da yani uzattıkça uzatıyor. Ya ne var canım bunda? İki arkadaş güzelce bir şey başardınız. Ondan sonra da sarıldınız o an. Ne var bunda? Önceki olanların üstüne bir de bu gelince yanlış yorumladı haliyle. Konuşmuyor benimle de.
İşine öyle geliyordu ondan. Hı? Şey, halledersiniz diyorum yani. Sen sıkma canına, bir dur. Esas mesele sarılmak da değil, Fırat. Hı, Fırat aranızda bir mesele yani. Şebnem, yani lütfen. Yani beni başkasıyla o şekilde görse belki yanlış anlamazdı ama... Fırat da ikimizi öyle görünce yanlış yorumladı. Bir şekilde affettirmem lazım kendimi. Ha şöyle ya. Bir havamız değişsin. Teşekkür ederim. Al afiyet bakalım. Buyurun bakalım gençler. Eyvallah. Ne oldu oğlum sana? Dükkanın açılmış, Sultan Hanım'ın keyfi de yerinde. Ama senin yüzün sirke satıyor. Önemli bir şey değil. İyi madem. Hadi afiyet olsun. Sağ olasın abi. Oğlum bana bak. Yoksa siz mi bir yerden bulup açtırdınız dükkanı? Eğer öyleyse söyleyeyim içim rahatsız. Abicim biz de sabah gördük mührün olmadığını. E sen açtırdın zannettik haliyle. Vallahi nasıl oldu bilmiyorum ama baksana ne kadar mutlular. Mirzam. Kardeşim onca parayı kim çıkartıp versin birden ya? Biz kime borçlandık? Benim bunu bulmam lazım. Ha, bak ben şimdi hatırladım. Ben durumdan Şebnem'e bahsetmiştim. Ama yok yani o da parası olmadığını söyledi sana. Sakın bana gidip kızdan istediğini söyleme. Ayıp ettin abişim. O kadar ödük müyüm? Affedersin Rafı. Böyle ağzımdan çıkıverdi biri. Kusura bakma. Nereye? Nereye gidiyor bu? Ne bileyim. Deli bu çocuk ya. O adam bir anda girdi hayatımıza. Nişanlı mı kafasını karıştırdı. Ondan önce her şey yolundaydı. İlişkiler önemli basamaklara çıkarken illaki onları kıskanan, onların mutlu olmasına katlanamayan kötü birileri çıkar karşınıza. Ama siz korkmayın. Eğer ki ilişkiniz sağlam temeller üzerine kurulmuşsa kimse onu kolay kolay yıkamaz. Nasıl da içerlemiş, kıyamam. Konuk da tam gelecek zamanı. Hayırdır, kime söyleniyorsun sabah sabah? Yok abiciğim, ben öyle kendi kendime konuşuyorum. Ya bir şey buradan nişanlınıza seslenmek istiyorum. Emel Hanım, eminim siz de nişanlınızı kırdığınız için pişmansınızdır. Bazı hataların telafisi zor olur. Benden size naçizane bir tavsiye. İlk olarak özür dilemekle başlayın. Belki kendinizi kolay kolay affettiremeyeceksiniz. Çünkü Ahmet Bey'i epey üzmüşsünüz. Bu yüzden özür dilerken bütün samimiyetinizi ona gösterin. Gösterin ki Ahmet Bey de sizi gerçekten affedebilsin. Ona sizi affetmesi için tutunacağı bir neden verin. Taylan böyle Naz'a televizyondan gönderme yapıyorsa çok ayıp yalnız. Aa abicim hiç alakası yok. Hem öyle bile olsa biraz anlayış göster sen de. Taylancığım da çok kırılmış belli. Hem seven erkek kıskanır. Taylan da kötü niyetle söylemiyor ki hiçbirini. Ne olursa olsun. Her şeyin bir yolu yordam var. Abicim bak Taylan o sözleri adamın nişanlısına söylüyor. Naz'la hiç alakası yok yani. Nerede benim telefonum? Yarın akşamın menüsü. Sen de bir bak onaylayalım bunu. Bence tamam. Değil mi? Bu arada çocuklarla konuştum ben. Yarışmaya katılıyormuşuz. Ay kusura bakma. Sana söylemeyi unuttum. O kadar çok şey üst üste geldi ki Şebnem ya. Yok kuzum olur mu öyle şey? Ondan demiyorum. Ya şey düşündüm. Şimdi bu Arda Türkmen de güzel geçti ya. Üzerine bir de biz bu yarışmayı kazanırsak seninle bir zafer turuna çıkar mıyız kız? Ya merak etme. Bak Taylan birazcık sakinleşsin. Konuşup halledersiniz yani. Canını boşuna sıkıyorsun. Çok kırıldı ama bu sefer. Efendim ana? Hah Naz, hayatım hemen Taylan'ın programını aç. Bir şey mi oldu? Şimdi dikkatlice izle, sonra konuşuruz. Olur mu tatlım? Ne oluyor? Annenizi çocukken kaybettiğinizi söylemiştiniz. Doğru. Babam da başka biriyle evlendi. Sonrası da klasik. Üvey anne hikayesi. Tabii. Siz de haklı olarak Emel Hanım'la bir aile kurmak istediniz. Yaşayamadıklarınızı onunla yaşamak istediniz. Ama işte
araya giren o parazitler. Sizin ilişkiniz için ne kadar emek verdiğinizi aldırmadan bir anda ortaya çıkarlar. Her şeyi mahvetmeye çalışırlar. Halbuki siz Ahmet Bey, Emel Hanım'la bir aile olmak için adım adım ilerlemiş, onu mutlu edebilmek için elinizden geleni yapmış ve hatta gerektiği yerde büyük fedakarlıklardan kaçınmamışsınız. Yani tesadüfe bak gerçekten ya. Ha, Taylan'ın bugünkü konuğu da üçüncü kişi mağduru. Ne kadar manidar değil mi? Allah aşkına Nasrun'u izlemeyelim ver. Şimdi buradan bunları yaşayanlara seslenmek istiyorum. Eğer ki hayatınıza böyle kafa karıştırmaya çalışan üçüncü şahıslar girmeye çalışırsa geriye dönüp partnerinize verdiğiniz sözleri hatırlayın. Çünkü söz vermek karşı tarafı umutlandırmaktır. Bir anlık heves uğruna sözünüzü tutamayacak olursanız geride bıraktığınızın umutlarının nasıl yerle bir olacağını düşünün. Çünkü bırakıp gitmek kolaydır. Zor olan aile olmaktır. Sizsiz olun, zor olana tutunmaktan ve emek vermekten asla kaçmayın. Tamam, yeter. Görüşmek üzere. Ben de bir masa düzenine bakayım. Tamam canım, tamam. Ben çıkıyorum. Efendim? Alo Nasan'ım, dekorasyon için biri geldi. Tamam, geliyorum hemen. Merhabalar. Naz ben. Merhabalar Naz Hanım, İdil ben de. Memnun oldum. Siz Şebnem Hanım'la mı görüşmüştünüz? Benim dekorasyon değişikliğinden haberim yok. Bir yanlış anlaşılma var sanırım. Taylan Bey göndermişti bugün için beni görüşmeye. Taylan Bey derken? Evet. Bugün için görüşme. Tekrardan çek ettim. Ne hakkında görüşecektik tam olarak? Pardon ya. Ben sizin de haberiniz var sanıyordum. Ne konuda? Keşke benden duymuş olmasaydınız. Ama bugün yeni evinizin dekorasyonu için konuşacaktık. Yeni evimiz derken? Taylan Bey'le evlendikten sonra oturacağınız ev için. Yani ben pot kırmasaydım sanırım bugün size bir sürpriz yapacaktı. Taylan ev mi almış? Evet. Öyle heyecanlıydı ki bana evi gösterirken görmeniz lazım. Her odası için tek tek hayallerini anlattı. Tam zamanında. Alo? Teşekkür ederim Taylan Bey, iyiyim. Evet, ben geldim ama toplantının iptaliyle ilgili bir bilgi gelmedi bana. Yok, hayır. Asistanınız aramadı. Tamam, hiç önemli değil. Pardon, ben bir telefonunuzu alabilir miyim acaba? Tabii. Alo, Taylan? Şurayı kış bahçesine dönüştürelim diyordum. İçine böyle senin rahatça çalışabileceğin bir mutfak yaptırmayı planlıyordum. Sen istediğin zaman atölyeler düzenle diye. Taylan. Bu camın önünü böyle boydan boya rengarenk menekşelerle döşeyelim diyordum. Sen hepsiyle tek tek ilgilen. Her gün büyüsün onlar. Tıpkı bizim aşkımız gibi. Böyle bütün evi tamamen senin zevkine göre döşemek istiyordum. Bütün eşyaları, mobilyaları, her şeyi sen seç. Böyle şöminenin başında oturalım, uzun uzun sohbet edelim istiyordum. Bir bakmışız sabah olmuş. Sen diyorsun ki, Taylan uykum geldi. Taylan konuşalım mı biraz? Gelmişken de yer odaları da göstereyim. Aa, şefim hayırdır? Senin bugün izin günün değil mi ya? Ne oldu? Mutfağını mı özledin? Bizim dükkanın cezasını sen mi ödedin? Ne dükkanı? Ne cezası ya? Ceza mı yedik biz? Ha? Ceza mı yedik? Bak gerçekten yakarım kendimi artık burada ya. Bizim kebapçıdan bahsediyorum. Ergin sana anlatmış. Ha Fırat'cığım, yani benim o kadar zengin olduğumu düşünmen... Ay, iyi hissettim kendimi. Yani bir onarı oldum ama yani şöyle göstereyim.
Bende de yok. Yani teknik olarak imkansız bu. Bir bakayım. Evet, mümkün değil. Kim verdi peki? Bak, burası da çocuk odası olur diye düşündüm. Şuraya bak, ne kadar ferah. Ha. Ben çok küçükken kaybettim annemi babamı. Şu hayatta sen ve Bora'dan başka kimsem kalmadı. O yüzden en büyük hayalim de aile olabilmek. Kocaman bir aile. Biz çok mutlu olabilirdik. Ama belli ki sadece benmişim öyle hisseden. Hayır, gerçekten öyle değil. Yavaş yavaş benden uzaklaşıyorsun. Görmüyor musun ne hale geldik? İlişkimiz için bir şeyler yapmaya çalıştıkça sanki seni bir şeylere zorluyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Asla, sakın böyle düşünme. Naz, eğer benimle evlenmek istemiyorsan lütfen bunu bana açık açık söyle. Lütfen. Öyle bir şey yok Taylan, biz bir karar aldık seninle. Ama sanki ben senin hayatında yokmuşum gibi hissediyorum kendimi. Önceliğin hep restoranı. Öyle değil. Öyle. Ben ikinci sıradayım. Sen benim kalbimin en derinindesin. Sen benim ailemsin. Ve ben ailemi ikinci kez kaybetmek istemiyorum. Sensiz nefes alamıyorum. Beni nefessiz bırakma. Olur mu? Artık gidelim. Gel seni restorana bırakayım. Olur mu? Yok, ben yürüyeceğim biraz. Görüşürüz. Sen ve Bora'dan başka kimsem kalmadı. O yüzden en büyük hayalim de aile olabilmek. Kocaman bir aile. Biz çok mutlu olabilirdik. Ama belli ki sadece benmişim öyle hisseden. Nazlıcığım, neredesin sen? Bir konuşmamız lazım. Dışarıdayım şimdi, sarı gazoza gidiyorum. Niye? Bir şey mi oldu? Anlatırım sonra. Peki, tamam. Sen ne diyecektin? Ya gelince konuşuruz ya, tamam. Öpüyorum seni. Neredeymiş? Nasıl geçti efendim? Beklediğimden iyi. Hatta çok iyi. Efendim çok zekisiniz. Vallahi zekanıza hayranım. O iç mimar meselesini iptal etmemeniz o kadar doğru bir karar oldu ki.
Nasıl? Şebnem söyledi burada olduğunu. Sen ödedin değil mi? Neyi? Gözlerini kaçırdığına göre kesin sen. Evet. Bunu Arda Türkmen'in restorana getirdiğin için bir teşekkür gibi düşün. Sen olmasaydın ağırlayamazdık onu. Biz olmasaydık ağırlayamazdık. Ve bu bir teşekkür için çok fazla razı. Kabul edem. Yani bu konuyu bu kadar uzatmaya gerek yok bence. Sen 6 ay daha restoranda kalırsın. Biz de her ay maaşından parça parça keseriz. Kimsenin kimseye bir borcu da kalmaz. Ne dersin? Kabul. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Burası neresi? Ay bakmalara doyamadın Sultan ablam. Sanırsın ilk kez görüyorsun ha. özledim. Kokusu bile burnumda tütmüş. Vallahi yat kalk dua et Fırat gibi bir yeğenin olduğuna. Yalnız onca borcu harcı onun üzerine yıkamam. E ne yapacaksın ablam? Bankalardan kredi çekeyim desen. Zaten eski kredilerini anca ödüyorsun. Şimdi bizim Gülten ablalar var ya. Onlar kimi öğle yemeğe işine girişeceğiz biz de. Bugün gidip buluşacağım onunla, konuşacağım. Neymiş, ne yapmak gerekirmiş onu öğreneceğim. Ay Sultan ablam, biz buranın işini anca yapıyoruz. Her gün öyle millete nasıl yemek çıkaracağız? Gerekirse uyku uyumam. Az da olsa alırım Fırat'ımın üzerinden yükünü. Nihayetinde bizim için çekiyor onca kahrı. Haklısın bey ablam. El birliğinden yaparız. Ay ablam, Fırat da çok şanslı ha, senin gibi bir teyzesi olduğu için. Ay başkası olsa aman yeğenim der geçer. Yendel, evlat benim için Fırat. Elimden geldiği kadar tahtını yapmaya çalıştım. Bahtını da yaptım mıydı? Benden mutlusu yok. Ay Sultan ablam, bak bahtını da yaptın mı falan. Fırat işime karışmayın dedi ha. Yangına körükle gidiyorsun demedi deme. E hocam iyi. Ben kötüsünü düşüneyim de. İyisi olursa sevineyim. Değil mi Gülendam? sen Fırat'la kızı nasıl buluşturacaksın? Fırat kessen kabul etmez kızla görüşmeyi. O zamandı. Şimdi böyle yumuşacık yapacağım Fırat'ımı. O kızla birlikte yemek yiyecekler. Sonra bir de kaynaştılar mı? Bitti gitti. Hakkımızda hayırlısı. Sarı gazoz ne alaka peki? Ya Şebnem kola içmezdin. Ersel abla da sürekli sana sarı gazoz veren mi deli kızlar? Oradan öyle kaldı işte. Burayı nasıl buldunuz? Okulun ilk zamanları bir gün çıktık Şebnem'le. Ama nasıl açız? Bir yer arıyoruz ama yok. Yani paramıza göre yok en azından. Senin paran yok. Ha anladım. Şebnem'i yaptı. Neyse işte. Şebnem gördü burayı. Gel oturalım dedi. O günden sonra her hafta okul çıkışı buraya geldik. Öyle işte. Bu kadar güzel anlattın ki yanınızdaymışım gibi hissettim. Şimdi niye geldin yani? Kapalı.
Bir şeyler düşünürken hep burada bulurum kendimi. Belki anılarına sığınıp mutlu olanlardanımdır ben de. Yemek aşkı peki, o nasıl başladı? Afiyet olsun. Aysel ablacığım, ellerine sağlık. Hadi için gari soğumadan. Kaşık. Çok güzel kokuyor. Ne var bunda? Sen her seferinde soruyorsun bunu bana. Gel bakayım sen benimle. Gel 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 gel. Gel. Nereye götürüyorsun arkadaşımı ya? Nereye götürüyorsun arkadaşımı? Aysel abla. Çık 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 çık. Çok güzel kokuyor. Madem ki kokladın, söyle bakalım bu çorbanın içine ne koydum? Sen ne çabuk çözdün benim sırrımı. Gel bakayım, öyle koklamakla olmaz. Ben mi karıştıracağım? Evet, sen karıştıracaksın. Tarifi sormak kolay. Elin değmeden lezzetini anlayamazsın güzel kızım. Siz bana bakınca ben heyecanlandım şimdi. Ay kızım, alt tarafı çorba karıştırıyorsun. Ama meraklısın sen bu işlere belli. Çorba. Hah, şurada. Buyurun. Oh. Eline de yakıştı. Buyurun. Teşekkür ederim. Çorbalar hazır. Elinize sağlık hanımlar. Afiyet olsun. Öyle işte. O günden sonra yemek yaparak tutundum ben bu hayatım. Senin maceran nasıl başladı? Benimki seninki kadar renkli. Anlatmak istemezsin. Yok, öyle değil. Babamın Antep'te dedemden kalma restoranı vardı. İşte ben de oraya gidip gelirken öğrendim yetişti. Ama benim için her şey İstanbul'a okumaya gelince değişti. İki sene Fransız mutfağı eğitimi aldın. Sonra da Eyüpşehir'de çalıştın. Hafızamız iyi. Beraber çalıştığım insanların CV'lerini unutmuyorum diyelim. Ne oldu? Eğer anlatmak istersen dinlerim. Bu kadar sohbet yeter bence şimdi. İşte bu. Ne oldu? Arda Türkmen bizi yazmış. Bakayım. İstanbul'un Fransız yıldızı. Un nome Frances. Bak yeni bir gün daha başlıyor. İçin umutla dolsun. Bir dilek tut, bir hayal kur, bir adım at, dünyalar senin olsun. Hey.
Hep aklımdasın, orada mısın? Kaçırdığım o vapurda mısın? Bir konu var, çözmemiz lazım. Gel bizim isteğe buluşalım. Genç ve dinamik ekibin enerjisi yüzlerindeki gülümsemeye de yansımış. Bir an olsun heyecanlarını kaybetmediler. Profesyonelliğin yaşla ilgili olmadığını bir kere daha fark ettim. Bak hayat akıp gidiyor, daha ne bekliyorsun? Bir şarkı aç, bir film seç, bir ara sor, dünyalar senin olsun. Hep aklımdasın, orada mısın? Dinlediğim her şarkıdasın. Bir konu var, çözmemiz lazım. Gel bizim iskelede buluşalım. Restoranın sahiplerinden Naz Soyler ve restoranın şefi Fırat Karasu birlikte çok iyi bir ikili olmuşlar. Eminim Adlan'ı daha çok duyacağız. Çünkü ikisi de işlerine aşık. Konuştuğun dili çözer misin? Ablam, he. Ekmekler azalmış. Ben bir koşu hemen alıp geleyim. Hadi git al. Ha Gülenda. Ha. Bir de yandaki manavdan biraz meyve al. Fırat'la Şükriye'nin kızına tabak hazırlayalım. Yanarlı dönerli diyor. Tamam abla. O iş bende. Bu işin sonunda yanansız olmayın da. Hoş geldin yavrum. Paşam, hoş geldin. Teyzem, gel 2 dakika otur, sana bir şey anlatacağım. Ne konuşacağız oğlum? Otur, korkma gel. Sevi, gel abim sen. Bir şey anlatacağım. Hayır olsun oğlum. Sizinle şu mührün kaldırma meselesini bir türlü konuşamadık. Ne konuşacağız oğlum? Sen benim yüzümü güldürdün ya. Allah'ım da senin yüzünü güldürsün inşallah. Ben de onu demiştim. Sen yüzünü ben güldürmedim. Nasıl yani? Ne diyorsun sen oğlum? Sen ödemediysen kim döktü o kadar parayı ortaya? Nasıl? Kızlar çok iyi oldu bu. Bir daha arayı bu kadar açmayalım, olur mu? Tabii hayatım. Haftaya geliriz yine. Naz'ı da görmüş oluruz he. Ama yalnız daha önceden rezervasyon yaptıralım bari. Baksana iğne atsan yere düşmüyor. Her zaman bekleriz efendim. Hoşçakalın. Ah merhaba. Biz de senden bahsediyorduk Naz'cığım. Tebrik ederiz. Arda Türkmen'in yazısını da okuduk. Teşekkür ederim. Kalkıyor muydunuz? Evet şekerim ama geleceğiz yine. Arda Türkmen burayı bu kadar övmüşken... Yalnız bir dahaki sefere o fotoğraftaki yakışıklı şefinizi de görmek isteriz ama. Hanımlar, ben hazır yakalamışken Naz'cığımla bir kahve içeyim. Biz sonra haberleşiriz, olur mu? Hoşçakal. Hoşçakal Naz'cığım. Bebeğim. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Ne gibi? Ben bu bakışları çok iyi tanıyorum. Hala lütfen. Bir tanem. Halanım ben senin. Varsa bir şey söyle. Olur öyle bazen küçük kaçamaklar. Adam yakışıklı. Hala ne demek istiyorsun hiç anlamıyorum. Zaten biraz işim var benim. Sonra içeriz kahveyi. Naz. Bak sen şimdi bunları konuşmak istemiyorsun ama... olacak şey var, olmayacak şey var. Hala sen ne demek istiyorsun? Bir açıkça söyler misin bana? Demek istiyorum ki bazı maceralar böyle heyecanlı başlar... ama sonu hep hüsranla biter. Bence şöyle yapalım. Sen bana bunu hiç söylememiş ol, ben de hiç duymamış olayım. Olur mu hala? Sen yine de benim bu söylediklerimi bir düşün, olur mu? Lütfen. Kız, kal geldi kadına. Bir şey mi şey olmasın? Normalde yeri göğü inletmesi lazımdı ama. Teyzem, bir şey demeyeceğim. Kim kız o? Arkadaş. Kuyruk yağlarını aldım Sultan ablam. Hayır, benim anlamadım. Hayrına mı ödemiş onca parayı? Biz şimdi bu kıza borçlu mu kalacağız? Hayır tabii ki teyzem. Ben bir süre daha onun yanında çalışacağım. O da peyderpey benim maaşımdan kesecek. Yani Fırat senin başını öne eğer mi Sultan ablam?
Gerekirse biz de çalışırız orada. Dört bir holdan öderiz yani borcumuzu. Nedir? Şu fanfiri kız da pek bir vicdanlıymış. Helal olsun valla. Ya Banu, ne diyorsun kızım ya? Ben normalde senden bu fiyata mı alıyorum bunları? Bugün böyle. İşine gelirse Ergin'cim. Tamam Ergin Bey, yani daha fazla zorlamayalım hanımefendiyi. Fiyatlıysa budur. Yok ya. Banu güzel bir indirim yapar bizim için. Değil mi? Biz derken restoranımızı kastediyor Ergin Bey. Biz değil yani. Tabii tabii. Her şey restoran için. Ben sana çok kırgınım yalnız Ergin. Önce gönlümü alman gerekiyor. Ne oldu? Ben sana ne yaptım ya? Aa. Kırgınım derken, evet. Ergin Bey, ne yaptınız hanımefendiye? Geçen bana yemek sözü vermiştin ama sonra aramadın. Gerçekten çok ayıp etmişsiniz. Yani hanımefendi size kızmakta sonuna kadar haklı. Değil mi ya? Aa, değil tabii. Ha, o şey yani, o araba böyle bir... Dur ya, biz esas konumuza dönelim. Sen şimdi bize güzel bir indirim yapıyor musun? Yoksa Rıfkı abinin dükkana gidelim mi? İyi bari. Önce sözünü tutmalısın, sonra ayarlarız bir şeyler. Yani kesin konuşmayalım şimdi Banu'cum. Sonuçta insanlık hali. Bir saniye sonra ne olacağımız belli değil. Değil mi? Bence Ergin Bey sizi bu hafta sonu yemeğe çıkarır ya. Hı? Hatta aklıma bir fikir geldi. Ay harika, bizim restorana getirir. Ha? Ne dersiniz? Ay çok tatlı olur. Biz şimdi gidelim, sonra geliriz değil mi Şebnem Hanım? Ha, ben yolu biliyorum, tekrar seni getiririm dersen... Aa, çok pardon ama siz böyle baş başa kalalım falan derseniz ben iş yapmam. Neyse Banu'cum, kolay gelsin sana. İyi günler. Sen Kandemir abiyle gel istersen bir daha buraya. Anneyi şimdi uzağa gitmene izin vermez diye sizin evin yakınına geleyim dedim. Sen nereden öğrendin ki benim evimi yerini? Bir sürü ortak arkadaşımız varmış. Oradan. Doğru ya. Sordum, soruya bak. Ya. Ya kaçırmasana gözlerini. Onları görmek için geldim ben onca yolu. Fülerini vereceğim demiştin. Doğru. Füler. Gerçi bana da bayağı bir uğur getirmişti ama neyse, hadi sahibinde dursun şimdi. Madem öyle, o zaman sen de kalsın. Sağ ol ama böyle olmaz. O zaman benim de sana bir hediye vermem gerekir. Yok, gerek yok. Gerçekten. Gerek var. O yüzden bir kere daha buluşmamız gerekiyor. Bir de bu iki renk var. He. Yani hangisini sever bilemedim ki. En sevdiği rengi bize söylerseniz ben ona göre yardımcı olayım. He. Yani onu tam bilmeyeyim. Ama gözleri mavi. Masmavi. Böyle kök yüzü gibi. O zaman... şunları göstereyim. Bu olsun ya. Gözleri gibi mavi olsun yani. Tamamdır. Hediye paket ister misiniz? Tabii tabii. Tamam. Gerçekten mi? Ha? Ya kızım babana 6 ay dediğinde ben bir öpmedim değil. Ama yani şimdi bak Fırat Şef bizimle birlikte biz 2 ayda toplarız restoranı. Tamam kızım, öpüyorum kocaman. Bay bay. Ne olmuş? Ne demiş Fırat, kalıyor muyuz? Aynen. Ya hem de 6 ay. Düşünebiliyor musun? Resmen piyango bulmuş gibi oldum. Yes! Desene 6 ay daha birlikteyiz. Mesai anlamında yani. Evet.
taksi bulacaktık biz ya. Değil mi? Ha? Ya şurada durak var, hadi gel bir bakalım. Seni! Geçen getirdim ben sana. Al aynı bunun gibi. Ne haber? İyi, sağ ol. Sen o geçen gece o saçına taktığın şeyi kaybetmiştin ya. Clara mı? Adını unutuyorum ya hep onu. Ne yaptın, onu buldun mu? Yok. Neden sordun ki şimdi sen? Yani sen öyle üzülünce ben de gittim bunu aldım. Teşekkür ederim. Baksana. Beğendin mi? Evet, çok güzel. Sağ ol. Çok naziksin. Yani öyle senin en sevdiğin renk nedir, neyi seversin pek bilemediğimden gözlerinin rengi olsun dedim. Mavi. Çok naziksin, teşekkür ederim. O asortik yerden sonra ızgara başına geçmek iyi gelmiştir. Orası başka, burası başka Güli. İkisinin de keyfi farklı. Hoş geldiniz. Hayırdır? Siz nereden böyle? Yolda karşılaştık. He. Rafım kolay gelsin ya. Eyvallah Rafık. Var mı yardım edecek bir şey? İyi, devam et. Evet, tamam. Anam, siz hepiniz nereye kayboldunuz böyle? Sultan abla da ortalarda yok. Telefonu da açmıyor. Ya ben kime söylüyorum? Ya siz benden habersiz işler mi çeviriyorsunuz? Ha? Kız, yoksa sen sevgili mi yaptın? Ay. Ay, tabii o gizli mesajlaşmalar falan, değil mi? Kuytu köşelerde seni gidi. Yok artık Gülendem abla. Mirza ile sen. Saçmalama Gülendem abla, abim sayılır benim o. Aman, nereden abin oluyormuş? Abi demiyoruz. Ay Sevi, bana bak. Sultan abla şu Şükriye'nin kızı için hazırlık yapmaya mı çıktı dersin? Bana bak, benden habersiz sana görev falan mı verdi? Ay siz beni dışlıyor musunuz? Bak bozulurum ha. Yok, işim vardı benim Gülendem abla. Annemin burada olmadığından haberim bile yok. Hakikaten teyzem nerede benim? Eğer çay istemezseniz başka bir şey isteyebilirim sizin için. Sağ ol, kalsın. Ben diyeceğimi deyip kalkacağım zaten. Ben geçen gün de geldiydim ama kapıdaki olan müsaade etmediydi içeri girmeme. Ben bilmiyordum. Kusura bakmayın. Hem onun adına hem restoranımız adına çok özür dilerim sizden. Özür beklediğimden değil. Biz de restoran işletik. Ama bizim oralarda kurallar farklı tabii. Bizde kapıya gelen insan kovalanmaz. Neyse ki sizin de gün görmüş, usul erkan bilen çalışanlarınız varmış. Kandemir Bey sağ olsun, beni hemen içeri buyur etti. Neyse, ben sizin çok vaktinizi almayayım. Fırat anlattı bana. Bizim dükkanın cezasını ödemişsiniz. Sağ olun. Ama biz borcumuzu... Biz Fırat Bey'le konuştuk. İçiniz rahat olsun. Kimsenin kimseye bir borcu yok yani. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh, nihayet açılmış sonunda. Vallahi açıldık abicim, çok şükür ya. Ne akla hizmet kapatılırsa zaten. Değil mi? Şöyle geçelim. Tabii tabii, buyurun. Keyfinize bakın, buyurun. Yalnız bugün sizi buyur edemeyik. Hayır olsun ablam. Şöyle, buralar hep ayrıldı. Yarın gelin, sizi en güzel masamda ağırlayayım. Olur mu? Peki madem. Kusura kalmayın. Kusura kalmayın. Hayırdır Sultan ablam ya? Kim ayırdı bu masaları? Hayır, hayır. Anam kime olacak? Şükriyegil yok mu? Onlar... Şükür, şükür. Şükür sofrası kuracağım. Yani ondan dükkan açıldı ya, kutlama yapacağız. Yani buraları hep kendimize ayırdım. Ondan şey yaptım. Etmiş miyim oğlum? Çok iyi düşünmüşsün Deyzem. Ha, değil mi? De hadi, birleştir masaları. Vuralım soframızı. Haydi, haydi. Önce şunu çek.
Yalnız yenge, Hayri abi bir porsiyon daha söyledi, haberin olsun ha. Ah Hayri Bey, ah. Ama ne olacak ya? Can boğazdan gelir yenge. Hoş geldiniz. Vakit geçince vazgeçtiğiniz sandım. Olur mu hiç? Nazik davetinizi geri çeviremezdik. Tanıştırayım sizi. Halam Feza. Hoş geldiniz. Baban. Hazım. Sultan. Fırat ben. Tanışamamıştık. Biz sizi tanıyoruz. Eyvallah. Hoş geldiniz. Mersi. Hoş geldiniz. Buyurun şöyle geçin lütfen. Buyurun. Buyurun kızım. Buyurun. Buyurun. Mirza, Sevi siz misafirlerinizle ilgilenin. Biz Deyzem'le içeride mutfakta hazırlıkları kontrol edelim. Müsaadenizle. Deyzem sen ne ettin? Ne yapmışım oğlum? Niye çağırdın Nazlı'yı buraya? Abla gerçekten sen mi çağırdın? Evet, ben çağırdım. Cezamızı ödedi demedin mi sen oğlum? Kız bize iyilik yapmış. Attı mı gazeteydi? Ya gelsinler hakkıyla ağırlayalım istedim. Fena mı yapmışım? Ay Sultan abla. Şaşı bak şaşı resimleri gibisin. Ne zaman ne çıkaracağım belli olmuyor ha. Ağzından aldın Gülü. Şaşırtıyorsun bizi teyze. Bildiklerimizi unutturuyorsun. Ya alt tarafı bir yemek yani oğlum hani. Neden bu kadar şaşırdınız anlamayayım ki. Afiyet olsun. Ah tatlım ne diye geldik buraya anlamıyorum ki. Hep kokacak üstümüz başımız. Ay bu koku da kolay kolay gitmez yani. Halacığım sen arkadaşlarınla kanasta oynamaya gitmeyecek miydin? Ne diye takıldın son dakika peşimize? Hayatım merak ettim. O şef başlı başına bir muamma zaten. Bir de şimdi teyzesi çıktı başımıza. İyi tamam. Geldin gördün işte. İstiyorsan gidebilirsin biz senin programını bölmeyelim. Ben çoktan iptal ettim programımı. Bu gece sizinleyim. Ve şuraya bak inanmıyorum. Resmen karış karış Anadolu programındaymışız gibi. Abicim sen de bakıyorum da çok rahatsın maşallah. Kebapçı müdavimi gibi kuruldun baş köşeye. Naz istedi geldik Feza. Söylenmeyi bırakalım artık. İtiraf et sen de merakından geldin. Davet edildik geldik. Yemeğimizi yer kalkarız. Tamam. Vallahi ben senin bu anlattıklarına pek inanamıyorum ama altında bir şeyler var sanki. Aşk olsun oğlum. Ya ben iyilik edene ayıp edecek kadın mıyım? Yok. Yapmazsın öyle şeyler de. Neyse. Ben içeri gideyim. Ayıp olmasın. Git oğlum gitsin. Kız abla. Sen hani bu kızla ben aynı yolda bile yürümem diyordun. Nasıl oldu da sofrana otur diyorsun? Otursun bakalım güzel güzel. Bak şimdi de çengel bulmaca gibi oldun ha. Ben tam çözüyorum diyorum. Bir bakıyorum iki kare daha boş. Kız Sultan abla. Yoksa sen de mi bu kıza ısınmaya başladın? Bu gece her şey çözülecek Gülendam. O kız da anlayacak. Ablam bu kız neyi anlayacak? Onun yolunun bizimkinden geçmediğini. Evet. Cacıklı Arap köftemiz. Zeytin pivazımız. Ve pimpiri maşımız. Bunu daha önce hiç duymadım. Bu tahıllar ve semiz otuyla yapılan yemekti değil mi? Aynen. Bu da teyzemin meşhur kuru patlıcan dolması. Bunu daha önce hiçbir yerde yememişsinizdir. Deneyin. Aman ne şeref. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Ben birazdan kebapları hazırlayıp getiriyorum. Şöyediz diye bir yemeğiniz çok meşhur değil mi? Öyle biliyorum. Yok. O artık olmaz Bey abicim. Çünkü samsaklar baş verdi bir kere. Kızıcıklar da senelere doldu mu? Ama yani. Zamanı geçti. Oğlan onu değil. Taze samsaklan yapılır şiveydiz.
bu patlıcanlar Antep'ten mi geliyor? Burada bulunuyor mu? Yok, Antep'ten gelir. Buradakileri Sultan ablam beğenmez. Bu %100 birebir Bilecik balcanıdır. Canım, siz bana bir ıslak mendil getirebilir misiniz lütfen? Sevi, ıslak mendil getir. Buyurun. Aa, ıslak mendil mi bu? Kolonyalı mendil resmen. Ben bir ellerimi yıkayabilir miyim? Mümkün mü? Tabii, buyurun. Buyurun, lavabo burası. Naz'ın babası olduğumu size söylemedim ama niyetim sizi kandırmak değildi. Sadece yeri değil diye düşündüm. Keşke söyleseydiniz. Ya bilseydim, bir babanın karşısında evladı hakkını atıp tutmazdım çünkü. Buyurun. Kolay gelsin usta. Sağ ol. Senin geleceğimizden haberin yok muydu? Teyzen çağırdı diye kızdın mı? Kızmadım. Sadece bilseydim sizi böyle bir zor durumda bırakmazdım. Yani en azından böyle bir emir vakinin önüne geçebilirdim. Niye öyle diyorsun? Yani bence teyzen son derece nazik bir davette bulundu. Ben kendi isteğimle geldim. Halimden de çok memnunum. Ha tabii sen izin gününde bile Habire beni görmekten şikayetçiysen onu bilemem. Estağfurullah patron. Belki de geçirdiğim en güzel izin günü olabilir. Ati, her şey tamam mı? Tabii efendim. Harfi harfine. Bilhassa peynirler. Peynirler için 3 ayrı yere dolaştım. Bana bak. O kimyonlu Goada'dan almadın değil mi? Geçen sefer mideme dokunmuştu. Kimyonlu? Yoo. Ben kaçıyorum. Oo, sofraya gel. Ne o Ati? Yıl dönümünüzü mü kutluyorsunuz? sosyal medyadan falan hiç paylaşmadınız. Ha? Taylan güne bakan ve yaverinin bilmem kaçıncı yılı. Allah Allah, şaka yapıyoruz ya, tamam. Ati, hadi ne duruyorsun? Saat kaç oldu, hadi. Naz'la barıştınız galiba. Sayılır. Güzel. Barışmaya mı için mi çağırdın? Ben çağırmadım. Ama o gelecek. Ha, anlaşıldı. Taylan Bey yine üstün yeteneklerini göstermiş anlaşılan. Naz'ı iyi tanıyorum diyelim. İyi, tamam. Hadi bakalım, hayırlısı o zaman. Şş. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Dükkanınıza şans ve bereket getirsin. Güzelmiş de. Üstünde Çince iyi şans, iyi kader gibi sözler yazıyor. Dükkanınız bir daha kötü günler görmesin. Zahmet etmişsiniz. Sevi. Kızım bunu al içeri koy. Kusura kalmayın da ne yazdığını anlamadığım şeyi duvara asamam. Sizin restoranla bir değil ya burası. Ya bizim müşteriler sevmez öyle şeyleri. Ay doğru valla. Hayır, küfür müfür yazıyorsa nereden bileceğiz değil mi? Ay küfür mü? Yok artık canım. Ablacığım, hayır biz bunu duvara astık diyelim. Şimdi bunu görünce insanlar burada Çin yemeği yapılıyor sanıverirlerse, sonra siparişler gelmeye başlarsa, 1,5 porsiyon sushi. Ne yapacağız? Müşteri geride çevrilmez. Dolmaları dürüp dürüp insanların ağzına mı vereceğiz değil mi abicim? Bir kere sushi Çin yemeği değil şekerim, Japon yemeği. Al buyur. Bak ablam dolmayla da kurtaramadı. Sevi, abicim getir onu buraya. Heh, ver bakalım. Şans getirsin, bereket getirsin, güzellikler getirsin. Şart değildi. Olur mu öyle şey? İncelik etmişsiniz, getirmişsiniz. Teşekkür ederiz. Hadi buyurun, kebaplarımıza başlayalım. Siz de gelin, beraber yiyelim.
Bu bizim simit kebabı. Bu da meşhur Antep fıstıklı kebabımız. Haydi çocuklar gelin hep birlikte oturalım. Haydi. Çalışanlarınız da sizinle beraber mi yiyor? Biz çalışan demeyiz. Patron işçi bilmeyiz. Onların hepsi evlat. Seviz zaten benim kızım. Gülendam hem komşum hem canımın içi. Mirza ile Ergin, Fırat neyse o. Anlayacağınız biz bir aileyiz. Huyumuz suyumuz bir. Başka yerlerden gelsek de aynı güneşte yıkanmışız. Öyle deriz biz. Ay ablam ne güzel konuştun. Aynı eski filmlerdeki gibi. O zaman bugünü hiç unutmayalım. Hep beraber bir selfie. Hadi hadi. Ekmek bedirin, su hıdırın. Yiyin, için kudurun. Gülen. Kudurun dedi. Kudurun dedi. Gülen'in amcım o nasıl laf öyle? Ablam hep sen dersin ya. Bu sizin oralarda afiyet olsun gibi bir şey değil mi Fırat? Uzatma Gülendam. Afiyet olsun yeter kızım. Buyurun. Afiyet olsun. Buyurun. Kız senin taban mı hoş ya? Mirza biraz daha et alalım. Yok yok şekerim ben kendim istemedim. Akdeniz diyetindeyim ben. Aa kız. Akdeniz, Karadeniz, yedi bölge toplanıp gelse fark etmez. Kebaba diyet olmaz. Vallahi bak, birazcık kebap, birazcık yok, şundan. Ben istemiyorum, istemiyorum. Dur, dur. Ben şimdi yapacağım sana güzel tabak. Hayır, hayır. Teşekkür ederim. Ay aşkım dur. Antep'in meşhur fıstık kebabı aç ağzını. İstemiyorum, teşekkür ederim. O zaman birazcık şu firik pilavından katık et. İkisini böyle aynı anda atınca çok lezzetli olur. İstemiyorum hanımefendi. Vallahi ölümü yıka. Ne? Bak, yemezsen cenazemi kaldır, namazımı kıldır. Ay ne münasebet canı. Aa aç. Gülen damcığım öyle servis mi edilir? Yani şunu şöyle dürüm yapalım. Güzelce dürüm yapılır çünkü bu. Biraz da içine şundan. Şöyle. Evet, buyurun. Buyurun. Afiyet yok, olsun. Ben almayayım, teşekkür ederim. Küçümlenmeyin, buyurun lütfen. Neden miyim? Küçümlenmeyin, buyurun yiyin. Ben alayım. Çok lezzetli. Elinize sağlık. Ben de sana yardımcı olayım. Böyle daha kolay olur. Bunu böyle dürüm yapıp yiyeceksin. Ayranla beraber güzel gider. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel. Ablam. Duz yağını alır. Ablam. Akşam bu gömleği makineye atmadan önce üstüne bir damla bulaşık deterjanı döküyorsun. Oldu mu? O niye? Leke kalmasın diye. Kız. Sen diyette misin, grevde misin? Oh, yemek yapmak yok, ev işi yok. Ne güzel hayat vallahi. Yani resmen bir kültür erozyonuna uğradım burada gerçekten. Alemsin mahşeri. Ay alemin mahşeri. Ablam vallahi ben de Karadeniz diyetindeyim. Bundan sonra benden kimse işmiş beklemesin. Güli, Güli şuradan pideyi uzatır mısın? Haydi. Gülerim damcım ilahi. Hanımefendi kendi yıkamıyordur çamaşırlarını da ondan bilmiyor zar. Siz çalışanlarınıza söyleyin. Onlar bilir nasıl çıkartacağını. Mersi. Ya ben sana ne diyorum? Görmen lazım. Ortam yürüdü gitti. Naz'ın alısı böyle kahkahalarla gülüyor. Sultan abla desen İzzet İkram. Fırat'la Naz şaşkınlıktan kala kaldılar. Ne diyorsun Ergin ya?
Ağzından bal damlıyor diyorum, bal. Vallahi ben olanı söylüyorum. Vallahi bak, süper bir şey bu. Bu gecenin şerefine sana, bak bizim restoranda da değil, İstediğin yerde yemek ısmarlayacağım. Esas ben seni kebapçıda ağırlayacağım. Sonuçta tüm işi çözen bizim kebaplar. Unuttun mu? Söyle Ati, ne yapıyor? Bir şey yapmıyor çünkü yok. Şef, o orada mı? Efendim, onun izin günü bugün. Zaten daha önceki araştırmalarımda ben bu bilgiye ulaşmıştım. Dosyamızda da mevcut, bakın isterseniz. Tamam Ati, uzatma. Efendim, Naz Hanım'ın nerede olduğunu sormamı ister misiniz? Hayır, hayır. Görünmeden uzaklaş. Anam yemem diyenden korkacaksın. Al canım, bak şerbet getirdim, iç mideni bastırır. Heh. Al güzelim sen de. Yup yup. Ay ne? Orada masada ne var ne yok, löp löp yutmasaydı. Her şey çok lezzetliydi. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Siz de şerbet almak ister misiniz? Yok, teşekkür ederim. Tatlı getirsin çocuklar. Kalsın, biz artık kalkalım. Yok yok. Yok yok, kalkmayın. Tatlıyı yek, tatlı konuşalım. Olmaz şimdi. Babacığım, tatlıyı ben ikram etmek istiyordum. Tabii Sultan Hanım mutfağını kullanmama müsaade ederse. Tabii izne ne hacet. Ama yani bizde size uygun ne malzeme bulunur ne de alet edevat. Merak etmeyin, ben hazırlığımı yaptım. Teşekkür ederim. Şimdi gidebilirim mutfağa. Ben sana yardımcı olayım. Mutfağımı yabancıya bırakmam mı diyorsun? Yok, öyle demeyeyim de en azından ilk tanışmada yardımcı olsam iyi olur. Ay, midem tuhaf oldu benim. Of. Ay demeyeyim diyorum diyorum ama şerbetten de çok içti. Ay kaç gündür bir şey yemediyse diyetteyim diye, yazık. Ay bana bir lavaboyu gösterebilir misiniz ya? Ben geliyorum canım. Ama bak sen niye böyle yapıyorsun kendini? Açlıkla terbiye ediyorsun. Olmaz ki. Gel. Valla kimseye kalmamış ama kayfa alır mısınız? Delikanlı, biz o kahveleri kapının önünde içerim. Tabii sizin için de uygunsa Sultan Hanım. Nasıl içersiniz diye sormadık ama sade yapmıştır bizim çocuklar. Ben de sade içiyorum zaten. Hiçbir şeyimiz benzemiyor ama bakın kahvede uzlaşmışız demek. Açıkçası bu daveti başta garipsedim ama gelmeyi de kendim istedim. Hayatımıza birdenbire giren Fırat Şef kimmiş bir görmek istedim. Biliyorsunuzdur. Kızım onu işe aldığından beri olmadık durumların içinde buluyor kendini çünkü. Kimse kimseye zorlan bir şey yaptırmaz beyefendi. Ya kızınız bile isteye bazı durumların içine giriyor olabilir. Ya durduk yere tatlı yapmaya kalkmak gibi mesela. Yani kızımın kibarlığını böyle mi değerlendiriyorsunuz? Oysa ben sizi halden anlayan biri olarak görmüştüm. Bakın beyefendi, benim kimseyle bir derdim yok. Tek derdim, herkes anlasın, bilsin yerini. Yalnız kızınıza değil benim lafım. Yeğenime de. Kahveyi aynı içiyoruz demiştiniz. Bitirememişsiniz. Neden biliyor musunuz? Sizin aldığınız yerle bizimki bir olmaz da ondan. Anlayacağınız, bizim içtiğimiz kahve bile aynı sayılmaz. Mesleki deformasyon bu herhalde. Nasıl yani?
yanlış yapacağım diye bakmıyor musun? İtiraf et. Ha yok. Yani öyle değil. Şeften ilham alabilir miyim diye izliyordum. Yalnız sen böyle izlerken ben nasıl yapabilirim? Şöyle. Göstereyim. Çok daha hızlı, kıvamın ne olacağını düşünmeden, sadece güzel olacağına inanarak. Şefliğin tuttu yine. Öğretmeye başladım. Ne yapıyorsun? Kıvamına bakıyorum. Eğer burunda durursa tamamdır. Ya. Dur dur. Bir dakika. Ben hallederim. İki dakikaya hazır. Nereye? İçeri. Gitme. Ben daha işimiz var. Unutmuşum. Bugün o evde seni görmek bile bana iyi geldi. Gözlerimi kapadığımda o anlara gidiyorum. Hayali bile güzel denir ya, tıpkı öyle. Umarım yalnız hayallerde kalmaz. Kötü bir şey mi oldu? Yok, ben gideyim. Sen tatlıyı getirirsin. Canım. Biraz. Tatlı birazdan gelir ama halam iyi görünmüyor. Biz kalkalım. Yok yok, kalkmasayız daha çok erken canım. Buyurun biraz daha oturalım lütfen. Buyurun. Erken daha oturun ya. Ama kimler gelmiş, kimler gelmiş geldi. Sultan ablam sürpriz sonu final gibisin. Bunları da çağırmış. İyi de otursaydınız, yabancı değiller çünkü. Yani bizim dünürlerimiz. Melike kızım, gelinim. Fırat'ın sözlüsü. Mutluluklar dilerim. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Gene bekleriz. Tutun. Neden kalktınız hemen? Daha tatlı yiyecektik. Çok güzel ağırladınız bizi. Her şey çok lezzetliydi. Teşekkürler. Tatlıyı da sözlüm ailesiyle yersiniz artık. Biraz. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Teyze, ne demek nişan? Ay, Allah kısmet ederse inşallah yüzükleri takacak. Değil mi Şükriye? Fırat oğlunuzla bir otursa da niyetini anlasak. Malum istemeye geldiğinde de yoktu. Ne istemesi? Sen bu kızı bana mı istedin? Sen istemedin mi? Ben neyi isteyeyim? Ne varmış benim kızımda istemeyecek?
Hayri, konuşsana sen de. Kısmet hep bu var hanım. Ha şimdi Murat'cığım bir sakin ol. Otur bir Celal'le konuşalım. Gel, gel oğlum. Vallahi kusura bakma, oturamam. Siz hiç kusura bakmayın. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Aa, kovuyor musun bizi Fırat? Bravo yani. Sana da bu yakışırdı. Yalnız söyleyeyim, beni istemeyeli, ya, beni hiç istemem. Kız nasıl havaya girdiyse tripte atıyor. Benim kızım helal süt emmiş kızdır. Hiç kimseye bir şey atmaz. Yürü Hayri. Şükrü'ye bir konuşsaydık önce, biraz otursaydınız. Senin de alacağın olsun komşu. Hem hemşeri hem komşu dedik. Resmen oyuncak ettin aleme. Yürü. Gördün mü yaptığını? Bak gencecik kız nasıl üzüldü de gitti. Hala kız değil ya. E diyorum tabii. Sen yanlış yollara sapmadan helal süt emmiş bir kızla evlendireyim isteyeyim seni. Feda mı edeyim? Teyze, daha fazla üstüme gelme. Sokağa çıkar, ilk bulduğum kızı koluma takar. Nikah basarım, ruhun duymaz. Ben bir mide ilacı alıp hemen yatıyorum. Size iyi geceler. Tipik bir Anadolu ailesiydi. Anaç bir teyze, temiz yüzlü kızı, mahalle delikanlısı gençler. Ha tabii bir de yarım aço, tatlı serseri tavırlarda Fırat Bey. Halam çıkarken sana iç sesini mi bıraktı? Ben aşağılamak için söylemiyorum kızım, olanı söylüyorum. Zaten belli ki Sultan Hanım da bizi olanı görelim diye çağırmış. Baba, şu an aklımda o kadar çok şey var ki gerçekten ne demek istediğini anlamıyorum. Daha açık olabilir miyiz? Ben farklı dünyaların insanları bir araya geldiğinde neler olur çok iyi bilirim kızım. Birlikte olabilmek için bütün dünyaya karşı koymak zordur. İnsanın bir saatten sonra gücü tükenir. Böyle aradaki mesafeleri kapatmak için çırpınırken bir bakmışsın, mutluluk nedir unutmuşsun. Seninle annem gibi mi yani? Neyse ki Fırat akıllı çocukmuş. Kendi dünyasından birini bulmuş bile çoktan. İnşallah yolları açık olur. Herkesin yolu açık olsun. İyi geceler baba. İyi geceler kızım. Abicim Sultan abla nasıl patlattı bombayı? Amerikan başkanı olacak kadın valla. Valla bu hiç iyi olmadı. Naz artık senin nişanlı sanayım. Yani şu saatten sonra hiç şansımız kalmadı beyler. Ulan bizdeki şansa bak be. Tayland'la araları bozulmuştu. Üstelik aileler bile kaynaşıyor derken bu hiç iyi olmadı kardeşim. Merak etmeyin, o iş bende. Yarın ben Naz'a gidip her şeyi anlatacağım. Eğer hissettiklerim doğruysa Naz zaten bu saatten sonra o çakma doktor sevgilisine dönmez. Nereden biliyorsun? Ne hissiymiş bu? Ha? Öyle olmuştu. Diyorsun. Aslanım benim. La uykunuz mu geldi sizin? La gidelim. Allah Allah. Yanına sönmeyen köşk.
koy derim. Sev derim. Gül derim. Sev derim. Çayını getireyim. Gel hele gel. İki dakika oturalım konuşalım. Bırak şimdi çay. Dün akşamdan beri düşünüyorum. Ama hala aklım almıyor. Senin gibi bir kadın. Böyle bir şeyi nasıl yapar? Ben kötü bir şey mi yaptım oğlum? Zaten olacak olanı hızlandırdım. Ömrüm boyunca Asım onun arkasından üzülecek değildin ya. Sana uygun güzel bir kız buldum. Teyze bak hala konuyu nasıl anlatıyorsun? Ben kızı daha önce hiç görmedim. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın ya? El alemin nişanlı kızları yeğenimin yakasından düşsün diye. Ne? Bir de pis mendebur doktorla nişanlıymış. Ama ben bileyim. Sen o doktora ulaşmak için yanaştın o kıza. Ama nasıl olduysa sana musallat oldu. Ha senin ne işin var o kızla? Ha? Söyle. O kız benim sadece patronum. Hem bunun isteme konusunda ne ilgisi var? Bak oğlum. Senden gizli kız istemem olmadı. Hatalıydım yani. Bak ona diyecek lafım yok. Ama yani bile bile de seni ateşe atamazdım ya. Abartma teyze ya. Ben dün gece senin gözlerini gördüm. Sen o kızla hayaller kurmaya başlamışsın. Kurma. Vazgeç oğlum. Vazgeç, üzülürsün. O kızın yolu bizim köyden geçmez. Sen bunları dertlenme teyze. Hem hayat bu. Belli mi olur? Olmayacak yollar kesişir. Bir olanlar ters düşer. Ters düşenler denk gelir. Hayat belli olmayı. Efendim. Anladım. Tamam. Abim hoş geldin. Hoş bulduk. Ne sever, ne sever. Gül vereyim abim. Ha yok, gül istemez şimdi. Gösterişli der. Vallahi ona bile takar. Sade olacak her şey. Zarif olacak, asil olacak. Sade, güzel. Kendi gibi. Gül vermeyeyim mi? Sen papatya ver. Peki abi. Thank you.
Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında sen çağırmasan ben gelecektim. Konuşmamızın vakti geldi. Çok uzattık bu ayrılığı. Normalde benim sana gelmem gerekirdi. Ama dün dedin ya hani restoranın senin için hep ilk sırada, bazen ilişkimizin önüne geçiyor diye. Ben de bu konuşmayı benim için en özel olan yerde yapmak istedim. Ne konuşması bu? Gel oturalım önce. Günaydın, günaydın şef. Şef. Erkencisin. Günaydın gençler. Şef biz hemen gelip geliyoruz. Tamam. Biliyorum böyle anlatınca çok karışık oldu ama Taylan. Nazcığım, istersen sonra konuşalım. Yani senin kendini iyi hissettiğin zamanda. Tamam mı? Öyle yapalım. Taylan, ben bir karar verdim. Nasıl söylenir bilmiyorum ama. Taylan, ben bir an önce evlenelim istiyorum. Gerçekten mi? Ben bir şey unuttum da. Zarif süslemeler olsun. Tamam efendim. Öyle balonlar, kurdeleler, öyle şeyler kesinlikle istemiyorum. Tamam, peki. Böyle küçük çiçekler, saten peçeteler olsun yeter. Tamam. Her sabah yeni bir gündemle uyanıyoruz. Ya böyle jet hızıyla yüzük takma töreni olur mu? Dünkü felaketten sonra çok şükür bu güzel haberi aldık. Maşallah sen de pek neşelisin tabii alışkın olduğun için böyle törenlere. Abicim rica edelim birbirimizi kandırmayalım. Dün Naz'ı o Antep'te oğlanla yan yana görünce sen de korkmadın mı? Ya bu kızın aklı karıştıysa diye düşünmedin mi? Abicim, biz bu filmi daha önce gördük. Sonunda üzülen yine Naz'ımız olurdu. Çok şükür aklını başına aldı da doğru kararı verdi. Fezacığım, Naz aceleyi hiç sevmez. Eğer bir şeyi acele yapıyorsa ya mecbur kalmıştır ya da o an ne yaptığının farkında bile değildir. İyi günler. Ablam, sen bir daha Fırat'ın üstüne gideyim deme ha. Kapat şu kız meselesini. Ben korktum vallahi. Niye korktun? Ablam şimdi Fırat sinirlendi ya. O sinirle gitse, arabaya binse, şak diye duvara toslasa. Allah korusun. Korusun korusun da dur daha. O restorancı saray kızı kazayı duysa, Fırat'ı öyle görünce aşkı kabarsa, gitse Fırat'ın yanına, evlenecektim ben seninle, sakın ölme, ölme diye inim inim inlese. O anda Fırat takdir-i ilahiyle şak diye dirilse. Allah'ım yarabbim çekil gülünden ya, çekil. Sonra Fırat, bu kız Allah'ın takdiriyle bana geldi deyip nikaha bassa, sana da inme inse, al. Fırat'ı kurtardık ama seni toprağa verdik ablam. Ah beni de öldürdü. Çene çekilmeye Gülendam. Fırat ne diyorsun abicim? Ne söz kesmesi? Ablam. Ablam oğlan evleniyor duydun mu? Sultan ablam iyi misin? Bırakma kendini ablam. Ya abicim böyle saçmalık olur mu ya?
Ergin oğlum ben sana ne anlatıyorum iki saattir ha? Oldu işte. Kendim duydum. Ne yani plansiyon mu düştü? Resmen evleniyorlar. Game over mu diyorsun? Ya adam zevkten dört köşeydi ya. Tamam tamam sen sakin ol ben hemen geliyorum. Efendim kuaförler geldi. Al içeri. Buyurun. Bütün randevuları iptal ettin değil mi? Çiçekler? Evet. Buraya giyecek bir şeyler aldın mı? Sen iyi misin? Efendim kusura bakmayın gerçekten kendimi tutamıyorum yani. Sizi böyle hazırlanırken görmek... Bu mutlu günü o kadar çok hayal ettim ki ya bilemezsiniz. Abartma hadi. Affedersin efendim ben işime dönüyorum. Yüzükler sende mi? Ben de efendim ben de. Affedersiniz efendim. Biraz ucundan alacağız saçları. Tabii efendim. Meral, konsantrasyonunu bozma. Milim farklılık olmayacak sakın. Tamam şef. Meral, Mermarin. Neredeyse abi şef. Arkadaşlar, organizasyonu daha çok var demeyin. Hazırlıklar kusursuz olacak. Bu davet diğerlerine benzemez, unutmayın. Tamam şef. Şef. Ben de arkadaşlar ne durumda diye bakmaya gelmiştim. Biz hallediyorduk her şeyi, siz merak etmeyin. Gözlerimle görmek istedim, bir sakıncası mı var? Vakıftan bu işleri almak için ne kadar uğraştık biliyorsunuz. Her şey kusursuz olmalı. Siz kendi kusursuz gecenizle ilgilenin isterseniz. Davete de katılmayacakmışsınız zaten. Hatta siz neden gitmiyorsunuz? Sizin kuaför randevunuz falan yok mu? Kına falan almayacak mısınız kendinize? Hayret. Senin de dilini kızınca siz basıyormuş demek ki. Neye kızmışım ben ya? Bilmem. Sen söyle. Beni oyalamazsanız işime bakmak istiyorum. Sen istiridye sosu mu hazırlıyorsun? Ona da mı karışacaksın? Ya bu ne biçim bir tavır böyle? Ayrıca öyle yapılmaz. Benmer usulü yapman lazım. Isısını ayarlayamazsın. Ya siz neden Beyza Deniz'le beraber çıkmadınız buradan? Bırakın da biz rahat rahat mutfakta çalışalım. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Çok gerginsin şef. Bu kokteyl nasıl geçecek ben bilmiyorum. Bir de konuşma yapacaksın. Hazırlandın mı bari? Ben öyle televizyona çıkıp ezberden bir tarafından konuşanlara benzemem. İçimden o an ne geliyorsa o. Tam da tahmin ettiğim gibi. Senden de bu beklenirdi zaten. Düşünmeden, aklın estiği gibi. Tuhaf, tutarsız. Ben miyim tutarsız? Akşamdan sabah bir iki değişen sensin be. Ne fikriymiş o? Menü. Aklına bir şey geliyor ekliyorsun, soru çıkartıyorsun. Sen gerçekten iyi değilsin şef. Bir çık bir hava al istersen. Müstakbel nişanlını da al, sakinleşirsin. Ne nişanlısı? Ben kimsenin nişanlı nişanlı değilim. Olmaya da niyetim yok. İyi bari. Ben de üzülmüştüm kızcağıza zaten. Vallahi ben de size bakınca hanginiz üzüleceğimi şaşırıyorum. Sözlere dikkat et şef. Sen de beni daha fazla çileden çıkarma patron. Hop hop hop. Dur lan. Aa sen bir gelsene benimle şöyle. Gel. Allah Allah. Abiciğim sesiniz dışarıdan duyuluyor. Sakin. Ben sakinim abi. Nereden çıkartıyorsun ya? Sinirli falan değilim. Hayır yani ben anlamıyorum. Bu neyin stresi ya? Bir şeyin stresi değil. Vakıf kokteyliyle yüzük işi çakışınca işte. E sen kendin istedin bu gece yüzük takmayı. Hayır yani bak seni kimse zorlamıyor böyle evlen 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 diye. Ama sen emin değilsin. Hı? Bak olabilir. Pişman olmuş olabilirsin. Söyle. Taylan anlayışlıdır. Şebnem ben ne yaptığımı çok iyi biliyorum. Vazgeçmeyeceğim. Biz Taylan'la çok mutlu olacağız. Ben eminim. Bir de bana tutarsız diyor ya. Kendisinin ne yaptığı belli değil. Bir öyle bir böyle. Dün ne güzel kebapçıda melek gibi kızdı. Bugün içinden şeytan çıktı. Bir de bana ne diyor biliyor musun? Git diyor nişanlınla gez. Kendisi nişan düğün delisi ya. Adama evlenme teklif etti sen ya. Sen adama evlenme teklif ettin. Daha ne olsun? Fırat. Sana bir şey soracağım kardeşim. Sen plan bozuluyor diye mi sinirleniyorsun? Yoksa Naz evleniyor diye mi? Afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Nerede kaldın oğlum sen? Bugün erken akın ettiler. Izgaranın başına da gülendamı koymak zorunda kaldım. Ya millete etleri çiğni verecek, yanmış mı verecek belli değil. Vallahi Sultan ablam Fırat aradı, takım elbisesini istedi, onu götürdüm geldim yani.
Ne yapacakmış takımı? Ne bileyim, bir davet mi varmış, ne varmış, öyle bir şey dedi ama ben anlamadım. Gel Gülü sen, gel gel. Ellerine sağlık Gülü, gel sen, ben hallederim gerisini. Ablam, korktuğumuz başımıza geliyor. Takım elbisesini de istemiş. Bunlar kesin sözleniyor. Geliyor ablam elem keder dalgası. Kuzeyden keşişleme. Allah böyle böyle geliyor. Ya Naz bebeğim, yine prensesler gibi olmuşsun. Çok güzelsin. Halacığım, her geldiğinde aynı şeyi söylüyorsun, farkında mısın? Evet, hatta şimdi bütün dünyaya söyleyeceğim. Hala ne yaptın şak diye? Hayatım, millet sizi merak edip duruyor. Sana soramayanlar da beni sıkıştırıyor. Şimdi herkes öğrensin. Tayland'a Naz ilk adımı atıyor. Of benim güzelim, şuna bak. Abla, sen hala bana inanma. Evliya gibi kadınım işte. Al, alenen koymuşlar. Yine neye delleniyorsun Gülendam? Sana hala hariçten üflüyormuşum gibi geliyor ama atı alan gelini de üstüne bindirip Üsküdar'ı geçmiş bile ablam. Düz gel Gülendam, düz gel, kavisi yapma, kafam dolu almayı. Naz'ın halası koymuş diyorum. Hani şu yok mu doyuramadığımız süslü kokoş? Bak, bak. Ablam yüzük koymuş kadın. Kızın da saçı yapılıyor. Bunlar resmen bu gece sözleniyor ablam. Fırat'ımız yuvadan uçuyor. Neye bakıyorsunuz siz öyle? Bizim bir işimiz var. Ne o? Dükkan Mirza'yla sana emanet. Anne, nereye bu saatte? Efendim, merhabalar. Merhaba. Abi, bizim hanımlara da söyleyelim. Sağ olun. Buraya kesin yemeğe de gelelim, bak bayılacaksın. Bir dahakine bakacağım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sen olmasan ne yapacağız Ergin ya? Vallahi İsviçre çakısı gibisin. Her şey yetişiyorsun. Vallahi ben de burada yarı zamanlı işe girmiş gibi oldum. Sigortamı da başlatırsınız zaten. Onu sonra konuşuruz. Fırat şefim. İşte o enfes yemekleri yapan şefimiz. Nasılsın Seçilim? Çok iyiyim Fırat'cığım, teşekkür ederim. Her şey harika olmuş. Ne güzel. Beğenmenize sevindim. Beğendim tabii. Beğenmez olur muyum? Yalnız Naz'ı göremedim. Onun özel bir işi vardı, katılamayacak. Aa. İyi eğlenceler. Değerli davetliler, bu güzel buluşmada şimdi mikrofonu ev sahiplerimizden Ünemi Frances'in şefi Fırat Karasu'ya bırakıyoruz. Buyurun Fırat Bey lütfen. Teşekkür ederim. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bugün kimsesiz çocuklar için bir araya geldik. Ne alaka diyecek belki bazılarınız. Şef niye eline mikrofonu aldı? Vallahi ben almadım, onlar verdiler. Ben de konuşmayı çok istedim. Çünkü kimsesizlik nedir iyi bilirim. Ben annemi 23 yaşında kaybettim. Koca adammışsın diyeceksiniz ama öyle değil. İnsan kaç yaşında olursa olsun, annesi gittiğinde kimsesiz bir çocuk oluyor. Yalnız kalınca büyüyor. Benim büyüme hikayem de mutfağımda başladı. Ben mutfakta yemekleri sıcak, soğuk, tatlılar diye ayırmam. Kimisine çocukluğum derim, ilk öğrendiğim ve asla vazgeçemediğim tatlar. Gençlik yemeklerim de var mesela. Öyle aklıma estiği gibi yaptığım, sınır kural tanımadığım. Beni büyüten yemekler de var, büyümemi sağlayan. İşte hayat bu dedirten. Bir kadına benziyorlar. Başta soğuk görünen, yaklaşmaya cesaret bile edemediğin. Ama öğrendikçe sevdiğin.
aslında için sıcacık olduğunu anladığın, meğer ben hiçbir şey bilmiyormuşum dersin. Daha önce yaşadıklarına gülersin. Çünkü kalbin daha önce hiç böyle atmamıştır. Onunla hayata bambaşka bakmaya başlarsın. Mesela bir menemen bile artık bir menemen değildir. Dünyanın en anlamlı, en güzel yemeğidir. Geldiniz. Hayatım, sen evlenmeden önce ölmemi mi istiyorsun? O nasıl söz Taylancığım? Güzelliğin karşısında nefesim kesildi. Muhteşemsin. Ati. Teşekkür ederim. Selam muhteşem kadın. Ben Bora, böyle en sıradanımdan. Sonunda tanıştık, gizemli Bora. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Ati. Hadi geçelim içeri. İyi akşamlar. Onu anlattın değil mi? Konuşmada. Ne? Anlamamazlıktan gelme kardeşim. Bir aşığım lan diye bağırmadın kadın. Ergin sen iyice sapıttın ha. Ne aşkı ya? Bizimkisi bir oyundu. O doktora dersini verecektik ama olmadı. Ana bozuldu. Bak, yenilgiyi kabul mü ediyorsun? Doktora dersini vermeden oyundan vazgeçiyorsan sen bilirsin. Ama sen bu geceden sonra aynı sen olur musun? Onu bilmem. Bu ne demek şimdi ya? Şimdi vazgeçersen çok pişman olursun demek. Fazla zaten. Alın bunları. Peki Nazan'ım. Gez kalmadın de. Şeyma gelmeyeceksin sandım. Zor. Yüzükler takılmadı değil mi? Hayır. Ay davet umduğumuzdan daha renkli geçti. Hatta konuşmalar da bayağı uzadı. Bunu sana göstereyim. Vallahi şefimiz herkesi büyüledi. Gençlik yemeklerim de var. Öyle aklıma estiği gibi yaptığım. Sınır kural tanımadığım. Büyüdüğüm yemeklerim de var tabii. Çok iştah bence. Beni büyüten yemekler. Çok da gerçek. İşte hayat bu dedirten. Bir kadına benziyorlar. Önce soğuk, yaklaşmaya bile cesaret edemediğin. Sonra öğrendikçe sevdiğin. İçinin aslında sıcacık olduğunu anladığın. Meğer ben hiçbir şey bilmiyormuşum dersin. Eski yaşadıklarına gülersin. Çünkü kalbin artık eskisi gibi atmıyordur. Onunla hayata bambaşka bakarsın. Mesela bir menemen bile artık bir menemen değildir senin için. Dünyanın en anlamlı ve en güzel yemeğidir. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gülendam! Gülendam! Dur, dur Gülendam! Kapıdan girersek olmaz. Bir de yanlış anladıysa ayıp olur. Gülendam! Kız Gülendam! Saçmalama! Gülendam gel buraya. Gel. Ablam, kamera var. Ne yapacağız şimdi? Plan ne? Camdan falan bakabilseydik bir. Ablam,
Evin arkasından dolanalım. Belki kapı mapı bir şey buluruz. Hadi koş. Gülendam nereye? Beni bilmeden. Allah'ım yardım et. Ablam hadi. Darısı boşuna. Daha var bana. Hayatım. Bu gece ikimiz için de unutulmaz olacak. Kazım Bey, eğer bizi kırmaz da bu gecenin hatırına bir konuşma yaparsanız bizi çok mutlu edersiniz. Konuşma yapmamı istiyorsunuz? Lütfen. Bu isteğimi eski kafalı bulmazsanız tabii. Abiciğim gerçekten çok güzel olur. Lütfen kırma bizi ha. Peki. Müsaadenizle. İyisin değil mi? Gel hayatım. Daha önce böyle törenlerde birkaç defa konuşma yaptım. Hatipliğim de iyidir aslında ama... söz konusu insanın kendi kızı olunca... diller dolanıyor tabii. Ulan çekilsene be! Çekilse acelem var acelem. Ehliyeti nereden aldın? Tamam affedersin. Biliyorum. Yülenda. İkidir aynı sokaktan geçeyim kızım. Ay ablam ne bileyim bir bahçe kapısı bir şey vardır diye ben dedim dolanalım. Ana. Feda edeceğim. Şu duvara tırmanacağım ablam. Tut şunu. Gülendam. Sen iki merdiven çıksan tıkanırsın. Dur Gülendam. Kız. Gülendam. Kız. Kız. Ablam ben çıkabilirsem seni de çekerim yukarı tamam mı? Dilenemez dilenci olasın Gülendam. Şu düştüğümüz hale bak. Anam. Gülendam köpekler geliyor. Çabuk. Gülendam çabuk. Allah. Ablam düşüyor. Ablam ittir. İttirsin. Ablam. Çabuk kızım. Geliyor. Geliyorlar Gülendam. Anam köpekler geliyor Gülendam. Ablam. Gülendam çabuk. Düşüyor. Çık Gülendam çabuk. Gülendam kızım çabuk. Gülendam haydi. Koşt. Koşt geliyorlar Gülendam. Dur geleceğim. Gülendam. Çok uzattım farkındayım. Ama toparlayacağım söz. Ay abicim hakikaten. Geri kalanını da düğüne sakla artık ha. Madem ki adete uyduk, yüzükleri de abim taksın. Ha ne dersin Taylancı? Harika olur. Nora. Herkese iyi akşamlar. Senin ne işin var burada? Kim davet etti seni buraya? Abla! Duran! Fırsat kesilemez. Siz kimsiniz ya? Her şey senin yüzünden oldu. Pis çemçük ağzı. Ne yapıyorsun? Çekil! Çekil!
Hadi.